Herkese esenlikler. Bu videodaki konumuz atsızcılar neden PKK'ya baş edemez? Bunun nedenlerini anlatmak istiyorum. Bir kere şöyle düşünün. Atsızcı teşkilatlara bir bakın. Çok pasifler. Kitlesel harekete ulaşamadılar. Kitlesel olamadılar. Çok pasifler. Ya şiir okuyorlar ya da mangal yapıp sohbet muhabbet yapıp dağılıyorlar. Ayda yılda bir kere bir yerde PKK ile veya işte radikal solcu bir örgütle kavga ederler. Bu kadar, bitti. Yani buna mücadele ediyorlar. Tamam, bu da kötü değil. Bu da iyi. Ama çok yetersiz. Bizim Türkçüler Allah aşkına nereye hakim? Hangi bölgeye? İstanbul'da daha çok PKK mı hakim ve radikal sol örgütler mi, yoksa bizim Türkçüler mi? Cevap zaten ortada. Kendimizi kandırmayalım arkadaşlar. Kandırmayalım kendimizi. PKK ve yandaşları çok sağlam bir şekilde örgütlendiler. Her yerdeler. Kıbrıs'ta bile varlar. Her yerde miting yapıyorlar, çatışıyorlar ve bizim Türkçülerin giremediği yerler var. Batı illerinde, ben doğudan bahsetmiyorum. Zaten Diyarbakır'a gidebilecek bir tane atsızcı yok. Batı ilinde bile onlar bizden daha sağlam. Ve o yüzden atsızcılık baş edemiyor PKK'yla. Çünkü ona ayak uyduramıyor. Teşkilatçılık konusunda. PKK'lı teröristler kitlesel harekete ulaşmış durumda. Her yerde örgütlendiler. Her yerde varlar. Üniversitede de siz biliyorsunuz. Üniversitenin her tarafı PKK. Birçok üniversitede mutlaka PKK görürsünüz. Ama bizim Türkçülerden bu kadar ses çıkmıyor. Çünkü yanlış örgütleme, pasif bir örgütleme var. Kitlesel harekete dönüşme azmi yoktur. Hep aynı yerde sayıyor bizim Türkçüler. Özellikle atsızcılık akımından, yolundan daha doğrusu giden Türkçüler bildiğin yerinde sayıyor. Yanlış anlamayın. Burada atsızcı Türkçülere kötü konuşmak amacı taşımıyorum. Nihal Atsız büyük bir Türkçüdür. Büyük bir yazar ve araştırmacıdır. Severiz, saygı duyarız. Çünkü Türk'üz, Türkçüyüz. Ama arkadaşlar kabul edin. Atsızcılıkla bu işler olmuyor. Türkçülüğün bir farklı ideolojik altyapısına kavuşması lazım. Ki biz PKK'yı ve radikal sol örgütleri yenebilmemiz, üstün gelmemiz için. O yüzden bu söylediklerimi iyice düşünün arkadaşlar. Ve bize katılmayı hepinizi çağırıyorum. Ey Türk soydaşlarım, uyanın. Pasif teşkilatlardan çekinin. Çünkü onların herhangi bir geleceği yok. Aynı yerde sayıyorlar. Başka ve milleti pasif tutuyorlar. Oyalıyorlar. Bizim Türk gençlerini oyalıyorlar. İyice etrafınıza bakın, araştırın ve kararınızı verin arkadaşlar. Esenlikler.